Evet, öğrencilerimize teşekkür ederiz. Bugün çok güzeldi. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, büyüklerimizden çok istifade ederiz. Meslektaşlarımızdan, komşularımızdan, büyüklerimizden. Bizim de tecrübesinden istifade ettiğimiz meslektaşımız emekli olmuş ama kitaptan, efendim, Kur'an'dan, bu camiadan hiçbir zaman ayrılmamış. Aramızda bir büyüğümüz var. Size birkaç kelam edeceğim. O kelam etmek üzere emekli görevlerimizden Ahmet Öztürk hocamızı buraya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, Allah sahibi yerinize artırsın. Allah Eyüp Hocam'ın hayırlarına ihsan etsin. Hayırlı evlatlar, sağlık, sıhhatler, bütünlükler nasip etsin. Kısa bir şey anlatacağım. Olmuş bir hadise, Ankara'da olmuş galiba Ankara'da. Bir mahalle daha var, bu da cenaze olmuş. Tabi cenaze olunca biliyorsunuz millet devlamı hayal ediyor. Ağlıyor, bağlıyor. Tabii bunlar küçük çocuk gibi korkmuş. Annesine diyor ki, anne burada cenaze oluyor. Burada millet ağlıyor, biz mahallede göçelim diyor. Küçük geçiyor. Bu bağırmanın konuyu ya. Neyse aradan biraz zaman geçiyor, bir cenaze daha oluyor. Yine böyle feryadı biraz. Yine çocuk annesine diyor, anne burada göçelim ne olur. Başka bir yere gidelim. Cenazenin olmadığı, milletin ağlamadığı bir yere gidelim diye çocuk annesine yalvarıyor. Buraya kadar geçti. Bundan sonra Yaşar Hazretleri orada mesela şöyle değerlendiriyor. Bunu insanımıza hitap ediyorum. Küçük çocuk annesine dedi ki, insanları ölmek, çiçekleri solmaya, kokusu kaybolmaya, insanları ölmeyen bir yer var mı anne? Çocuk soruyor annesine, söylüyor. Çiçekleri solmaya, kokusu kaybolmaya, insanları ölmeyen bir yer var mı anne? Yurdumuz, cennetimiz var yavrum. Orada çiçekleri hiç sormaz. Her gün daha yavrum. Kırmızı gün var gibi, beyaz gün de kar gibi, kokla beni el gibi yüzüme bakar yavrum. Orada bunlar olacak, mutluluk kucak kucak. İnsanlar yaşayacak, sonsuza kadar yavrum. Demek ki bizim yurdumuz oraymış. Oraya gitmek için bu şirketlerin bu hayatın, bu havanın devam etmesi lazım. Allah cümlemizden razı olsun. Tekrar diyorum, Allah sahip gayretinizi artırsın. Bir şey daha anlatayım. Olmuş bir hadise, Allah sahip. İstanbul'da bir özel üniversite açılış merasim yapmış. Aynen öyle. Yeni üniversite açılıyor. Üniversitenin profesörleri, doçentleri bir araya geliyorlar. Tanışıyorlar tabii. Tanışıyorlar. Derken mesela böyle bir kiram gibi bir kiram gemisi tertip ediyorlar. Oradaki profesörler, üniversiteler, böyle görevler bir araya geliyorlar. Mesela bir tane profesör çıkıyor diyor ki, efendim ben, mesela zor durumdaşlar. İsa, benim anne babam mahallede çalışıyor. Yeni hükümetle denizliğinde çalışıyor. Ben profesör oldum, eşimde doçent oldu. Bizim bir çocuğumuz var. Maalesef çocuğumuzu eğitemedim. Çocuğumda şikayetçiyim diyor. Yani benim annem babam beni eğitti ama sen çocuğunu eğitemedin diyor. İyi de değil buraya Allah aşkına. Derken başka bir para gösteriyor. Neden ben de değilim Manisa'da İsa. Benim babam da çiftçi. Dertler bir adam. Hatta okul yazarlığı da yok. Ama bize okuttu. Fakat bir çocuğumuzu okudu bak. Çocuğumdan çok şikayetim var. Maalesef diyor çocuğum diyor. Afyon yarayı kullanıyor. İzrar içerisindeyim. Çok sıkıntı çekiyorum diyor. Derken başka bir para gösteriyor. İlahiyat profesörü. Diyor ki, ben de Tokatlıyım diyor. Size bir şey anlatayım. Evet, bizim Tokat'ta bizim memlekette adetini söyledi. Evin köyüyle ne diyoruz? Dede diyoruz. Hakkında dede diyoruz değil mi? O babam da biraz zor geldi. Esas dede diyoruz. Hatta eve diyoruz. Profesör diyor ki profesör. Anne bizim eve gelin gelmiş. Anne eve gelin gelmiş. Evin büyüğü kim? Eve. Dede. Derken diyor, tabii yeni gelin, işte bir sürü neyse onun işlerde bir şey yapıyor. Rahmetli hemen bir yemek yapıyormuş, annem diyor ki herhalde. Anne diyor ya, senin yaptığın yemek çok hoşuma gidiyor. Ben senin eline dikkat ediyorum, senin kadar büyük bir ne var, şu kadar.
gelen kıymetli büyüğümüze, meslektaşımıza bu kıymetli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi soruyu devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
gibi bir soru olacak. İnşallah bu ayda tamamlamaya çalışacağız.
Onları okuyarak inşallah programı sonlandıracağız.